Evet arkadaşlar, 8. testteyiz. Canlıların sınıflandırılması ünitesinin artık adım adım sonuna doğru geliyoruz. Birçok şeyin oturduğuna inanıyorum artık. Hemen birinci soruyla alayım, startımızı verelim. Sıcak kanlı bir hayvan türünde aşağıdakilerden hangisi kesinlikle bulunmalıdır? Sıcak kanlılık neydi? Vücut sıcaklığını çevre sıcaklığına göre ayarlamayan, değiştirmeyen bir tanımlamaydı ve bu tanımlamaya uyan iki tane sınıf vardı. Bunlardan bir tanesi memeliler, bir diğeri kuşlar. Şimdi tüy kuşlarda var, kıl memelilerde var. Süt bezi memelilerde var, kaslı diyafram memelilerde var. Fakat akciğer solunumu her iki canlı grubunda da vardır diyeceğiz. Evet, ikinci sorudayız arkadaşlar. İnsanlara ait aşağıda verilen vücut kısımlarının hangisi sürüngenlerde bulunmamaktadır? Gençler, sürüngenler sınıfı memeliler sınıfından farklıdır tabii ki. İnsanlar sonuçta memeliler sınıfında yer alır ve kaslı diyafram dikkatinizi çekerim, memelilere özgü bir özelliktir arkadaşlar. Ama bugün sürüngenlerde dolaşım sistemi geliştiği için kalp, sinir sistemi geliştiği için beyin, sindirim sistemi geliştiği için mide, boşaltım sistemi geliştiği için böbrek organlarına rastlayabilirsiniz. Evet. Üçüncü sorudayız. Aşağıda verilen hayvanlardan hangisi sıcak kanlıdır? Sıcak kanlılık neydi? Birinci soruda da tekrarlamıştık. Bir daha söyleyelim. Vücut sıcaklığını çevre sıcaklığına göre değiştirmeyen hayvan grubu kuşlar ya da memeliler olacak. Şimdi yılan, sürüngen, kurbağa, amfibi, kaplumbağa, sürüngen, penguen, kuş, semender, amfibi. O zaman cevabımız denizlidir. Dikkat ettiyseniz bu testte hayvanlarla olaya başladık. Yani ağırlığımızı hayvanlar kısmına verdik. Birazdan bitkilerle alakalı sorular da gelecek önümüze. Yukarıda verilenlerden hangileri sadece memelilerde gözlenmektedir? Arkadaşlar, kıl bir tek memelilerde gözlenir. Süt bezleri bir tek memelilerde gözlenir. Tüy kuşlarda gözlenir. Bazen böyle insanda tüy olduğunu iddia eden kişiler görüyorum. Olmaz arkadaşlar, tüy bizde olmaz. Tüy kuşların deri yapısında bulunur. Kemik balıkta da var, kurbağada da var, sürüngende de var, kuşta da var. Dolayısıyla memelilere özgü değildir. Cevabımız 1 ve 2'dir. Evet, 5. soru. Bitkilerin sınıflandırılmasına yönelik. Bitkiler aleminde yer alan canlılarda aşağıdakilerden hangisi ortak değildir? Arkadaşlar, bütün bitki türlerinde hücre çeperi ya da duvarı vardır. Bütün bitki türleri nişasta depoyu devinme özelliğine sahiptir. Damar içerme derken arkadaşlar, şimdi damarsız gruplar var biliyorsunuz. Çok net bir şekilde onu söyleyebiliriz. Kim mesela damarsız gruplar? Kara ve su yosunlarını dahil edebiliriz. Bitkiler tabii ki gelişmiş, yani ökaryotiktir ve bitkiler boşaltım yapabilme özelliğine sahiptirler. Altıncı sorudayız. Bitkilerde bulunan kökler ile ilgili 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar, tüm bitki türlerinde gelişmiştir diyemezsiniz. Çünkü bugün şunu net bir şekilde öğrenelim. Tohumsuz bitkilerin gerçek kökü, gerçek gövdesi, gerçek yaprağı yok. Zaten tohumu yok. Çiçek ve meyvesi de yok. Dolayısıyla bir yanlıştır. Gelelim arkadaşlar 2'ye. Bazı çeşitleri insanlar için besin kaynağıdır. Havuç, kazık köktür. Özellikle salata yapımında vesaire de kullanılabiliyor. 3. Topraktan su ve mineral gayet de bir bakın, mesela şimdi şöyle kazık kök olduğunu düşünün. Ana kök burası. Bunlar yan kök. Yan köklerden emici tüyler geçer şöyle. Emici tüylerde topraktan su ve mineral alınmasını sağlayacağı için cevabımız 2 ve 3'tür. Evet, 7. sorudayız arkadaşlar. Maya mantarı ile şapkalı mantarlarda aşağıda verilen özelliklerden hangisi ortak değildir? Arkadaşlar, mantarlarda kitin yapılı hücre duvarı olduğunu artık ezberledik. Glikojen depo etme kesinlikle ve kesinlikle var. Zaten hem mantar hem hayvan hem bakteri hem arkeye ait bir özellik. Mantarlar biliyorsun ki tüketicidir, heterotroftur. Fakat maya mantarı tek hücrelidir, çok hücreli değildir. Ama mantarların hepsi gelişmiş, yani ökaryotik yapılıdır. Onun için cevabımız denizlidir.
Şimdi burada biraz kombin yaptık. Arke prokaryot, bir de virüs, ne canlı ne cansız. Bakalım bunların arasında nasıl bir ortak özellik olabilir. Bir kere virüslerde organel yok. Bir, ikincisi virüslerin metabolizması yok. Ama şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bazı virüsler DNA içeriyor. Arkelerde zaten DNA var, mutasyona uğrayabilirler. O zaman hücre duvarının virüste işi yok. Solunum metabolizması olmadığı için solunum da yapamaz virüsler. Onun için cevabımız Ceyhan'dır arkadaşlar. Mantarlar alemi üyelerinde görülen 9. soru bu arada. 1-2-3 özelliklerinden hangileri bazı bitkilerde de gözlenmektedir? Arkadaşlar, hem üretici hem tüketici grup var. Böcek kapan bitki örnek olarak bunu verebilirsiniz. Ancak bitkiler glikojen depo etmez, nişasta depo eder. Kitin yapılı değil, selüloz yapılı hücre çeperine sahiptirler. Onun için de cevabımız Adana'dır. Onuncu sorudayız. Bakteriler ile ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır? Bakteriler şöyle oksijenli solunum yapan türlerinde mezozom. Arkadaşlar bakın, hücre zarını çiziyorum bakterinin, şöyle yapıyorum. Her bakteri türünde olmaz. Oksijenli solunum yapan türlerinde hücre zarı kıvrımıdır bu. Mitokondri ile eş göreve sahip ama o mitokondri organel, bu organel değil. Tüm türlerinde peptidoglikan yapılı hücre duvarı bulunmaktadır. Evet, bütün türlerinde vardır arkadaşlar. Hücre duvarı ve hepsinde peptidoglikan yapı içerir. Her koşulda endospora dönüşemezler. Bir kere her bakterinin endosporu yok. Olan da her koşulda endospora dönüştürmez. Çünkü zorlu şartlar altında endospora dönüşüm söz konusudur. Onun için cevabımız yalnız 3 seçeneğidir. On birinci soru. Kendi besinini üretebilen bir bakteride yukarıda verilen hücresel kısımlardan hangileri bulunamaz? Arkadaşlar, bakteriler prokaryotlardır. Çekirdek içermezler. Ribozom dışında herhangi bir organel içermezler. Bakın, kloroplastmış, kofulmuş, golgiymiş bakteri de olmaz. Çekirdek zaten olmaz. Ribozom var mı? Var. Protein sentezini yapabiliyor. Fotosentez de yapabilir. Yapan türleri var ama kloroplastta değil. Klorofilde, o da sitoplazmada dağınık halde yer alıyor. O halde bizim cevabımız, bulunamayan gruplar cevabımız 1, 2 ve 3 ile Ceyhan olacak. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi hiçbir bakteri türünde gözlenmemektedir? Arkadaşlar, ben bu soruyu çözerken şöyle yaparım. Şıklarda çekirdek var mı ya da ribozom dışında organel var mı? Şimdi mesela besin kofulu oluşturma. Ya bakteri de kofulu olmaz ki, ribozom dışında organel yok. Mesela çekirdek ve çekirdeğe sahip olma dese de onu da işaretleyecektim. Niye çekirdek diyor? Ama mezozomda ATP sentezi oksijenli solunum yapanlar da var. İşte B ve K vitamini üretenler var bizim kalın bağırsağımızda yaşayıp. Ayrıştırıcı bakteriler var. Ya da ne bileyim, zararlıları zararsız hale getiren bakteri türleri var gibi. Biyoremediasyonda da anlatmıştık hatırlarsınız eğer. Onun için cevabımız Denizli'dir.